Evet arkadaşlar, herkese merhaba. MİA tercih rehberinin beklenen en önemli branşlarından birisi göz bölümünü konuşacağız bugün. Kiminle konuşacağız? Onur Aydın, sevgili Onur Aydın. Neden Onur Aydın? Çünkü asistanlıktan uzmanlığa, devlet, özel, 360 derece her tarafını bilen bir isim. Aynı zamanda da MİA'nın küçük stajlar hocası. Aynı zamanda da benim çok sevdiğim bir meslektaşım, dostum. Dolayısıyla en güvenilir isimle birlikteyiz. Enine boyuna her şeyi tüm açıklığıyla konuşacağız diyebilirim. İlk klasik soru sevgili Onur Hocam. Yani derler ki siz böyle bu kadar konuşuyorsunuz, ediyorsunuz ama kendiniz niye göz yazdınız? Bir oradan başlayayım. Bu birçok insana ışık olabilir. Bu sorunun yanıtı ne? Ya tabii şimdi şöyle, mezun olduğumuz dönemde bir göz sevdası yoktu, bir göz aşkı yoktu. Ailede bir hekim yok, o yok, bu yok. Ya da ne bileyim, okurken özellikle dördüncü sınıftan itibaren çok hoşuma giden, sevdiğim bir branş, büyük dahili branşlar olsun, işte cerrahi branşlar olsun, hiçbiri olmadı. Yani aslında ortada kalıyorduk az daha. Bu Onur, Ya ha. birçok arkadaşın hislerine tercüman olan bir düşünce. Bizim Evet. jenerasyonda azdı ama sen bunu yaşıyordun. Bu arada sorduğum soruların %90'ının yanıtını ben biliyorum ama siz duyun diye soruyorum. Yani Onur şöyle değildi yani. Hani ya ben göz istiyorum, bir göz sevdalısıyım diye konuya girmemişti. Şu anda Değil. da Olmadı. Z kuşağı denilen kuşak, hani biz artık X kuşağı mı oluyoruz? X kuşağıyız. Hani bu Y kuşağı, Evet. Z kuşağı, sonra onlar bizim kuşakta olmadığı şekilde senin bu taşıdığın fikirlere daha çok sahiptiler. Yani sen öyle Evet. çok, yani şöyleler, çok idealist, böyle birinci, ikinci sınıftan itibaren şu tercihi seçeceğim demekten ziyade birazcık sonrasında veriyorlar kararı. Daha objektif veriyorlar. Senin sürecin de öyle olduğunu biliyorum ama biraz aç istiyorum açıkçası. Benim arkadaşlarım vardı. Adam dördüncü sınıftan itibaren kadın doğum hastalıklarını isteyen, öteki çocuk doktoru olmak istersen öyle çocuk doktoru olmak isterdin. Yani aslında hedefiniz belliydi sizin. O yüzden hani varacağınız yere aslında belki de ne kadar kısa yoldan varacağınızı biliyordunuz ama bende böyle bir şey yoktu. Yani ya bu mesleği hiç yapmayacaktım. Üniversite mezunu, tıp fakültesi mezunu başka meslek yapan biri olacaktım. Belki bir ilaç firması olabilir, bilmiyorum. Ya da bu işi yapacaksak mecburen göz hastalıkları olmak zorundaydı gibi. Bunun da bazı nedenleri vardı. İşte mesela ağır bir iş yükü yoktu. Ha, Acil bu arada bu saydıkların da aslında arkadaşlar, bizim formatımız biliyorsunuz pro-kon, yani artılarıyla eksileriyle. Şimdi Onur Hoca'nın kendi tercih sürecinde artılarını şöyle saymaya başladı çünkü. Bir, acil yükü yok, pro. Bunları yazarız. ağır olmalıydı. İki, günlük pratiğimde, günlük rutinimde çok fazla mortalite ve morbidite ile karşılaşmak istemiyordum. Bu iki. Aciliyeti olmamalıydı çok fazla. Yani acil yükü yine olmasını istiyordum. Dördüncüsü de büyük bir, yani organ ya da ağır bir genel bir cerrahi ya da büyük dahili bir şey olmamalıydı. Küçük bir cerrahi olmalıydı. Ben anca onu yapabilirdim. Yani atıyorum ben girip 5 saat karaciğer ameliyatı yapamam yani. Bu benim yapamayacağımdan değil, ben yarım saatten sonra sıkılan bir insanım. Yani yapacağım en büyük ameliyat kabaca yarım saat, en fazla taş çatlasın 1 saat sürmeli idi. Bunları alt alta koyduğum zaman yapılabilecek meslek göz hastalıklarına doğru kayıyordu. Çünkü bizim bunu yazdığımız dönemde gözle ilgili özel hastaneler yoktu. Yani Evet. göz doktoru her zaman hastanedeydi. Bunun yanına artı bir şey daha eklendi şimdi günümüz doktor arkadaşlar için. Hani özel merkezler var, işte özel dal merkezleri ya da büyük özel hastaneler de var. Hani bu da belki, birazdan belki ona da konuşuruz, Evet. artıları da olan ama eksileri biraz daha ağır basan günümüzde başka bir faktör. Küçük bir şey olmalıydı abi, demeye çalışıyorum. Evet. Şimdi seni göz doktoru olmaya iten şey gayet öyle bir duygusal değil, mantıklı bir eliminasyon süreciyle yapılamayacakları eleyip Evet. cerrahi ama küçük cerrahi, uzun ameliyatları olmayan, yorucu olmayan, acil olmayan, hastaları ölmeyen bir branş seçmek. Evet. Bunlar aslında günümüzde de hala geçerli olan gözün en önemli artıları. Ya da zamanında mesleki sevdalarından dolayı bunları göz ardı eden arkadaşlarımız şu an bunlarla karşılaştılar. Yani bu şeyler önlerine çıktı. Ki
bir mesleği, hele ki sağlıkta bir şey üretiyorsanız, hizmet veriyorsanız ve böyle bir ülkedeyseniz hakikaten çok can sıkıcı ve can yakıcı şeyler bunlar. İnsanlar şeyi tartışıyorlar. Tercih süreçlerinde niye böyle oldu? İşte niye artık insanlar beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum pediatri yazmıyor diye. Çok kolaycı bir açıklamayla şöyle diyorlar. Doktorlar, insanlar yorulmak istemiyor, çok para kazanmak istiyor. Sanki bir tek bütün Değil. yük doktorların Bak şöyle, sırtına binmiş gibi. bir insan çok para kazanmak istiyorsa yanlış meslek seçti demektir. Yani tıbbiye veya doktorluk çok para kazanılacak bir iş değil. Böyle bir şey yok. Ha, mesleğinize aşıksınızdır. Doğru zamanda doğru yerdesinizdir. Çok doğru bir mesleği seçmişsinizdir. Hani hekimlik olarak. Ha, oradan çok para kazanabilirsiniz ama mesleğinizi sevmiyorsanız zaten buradan zaten çok para gelmeyecek. Bu belli. Buraya bir hani amaçla giriyorsunuz, hizmet vermek, sağlık hizmeti, para kazanma yeri değil açıkçası. Yani şöyle, çok güzel bir noktaya temas ettin. Tam ben de onu söylüyordum. Doktorluk salt bir açıdan bakıldığında aslında hiçbir meslek öyle değil ama tek başına böyle edinilip de sınıf atlama aracı olarak görüldüğünde yani kişinin mutlu Hüsran. olabilmesi pek mümkün değil. Ama bunun sorumlusu da günümüzdeki tercihlerdeki değişikliğin sorumlusu da doktorların kolay yoldan para kazanması demek değil. Ya da daha az çalışmak istemesinden ibaret görmek değil. Bu çok kolaya kaçan bir yaklaşım. Yani şimdi aslında bunun sebebi son yıllarda dünyada sonra da Türkiye'de çok daha ağır ve inanılmaz bir şiddetle yaşanan neoliberal sağlık politikaları. Şimdi böyle neoliberal sağlık politikaları deyince ya işte bak politik falan iyi de hayat zaten politik değil mi? Sokağa çıkmak, kamu ile ilgili bir şey Doğru. yapmak dolayısıyla bizi etkiliyor. Şehir hastaneleri, işte performans sistemi, ondan sonra aile hekimliği sistemi, sevk zincirinin getirildiği nokta vesaire vesaire. Tabii. Bunlar birleştiğinde insanların tercihleri tabii ki değişecek. Bunun da tek bir hap Tabii. Bir de her tedavisi yok. Yani işin şimdi tam da bu noktada göz doktorluğu da bundan nasibini aldı. Ne ölçüde aldı tam bilmiyorum. Onu senden öğreneceğiz. Mesela gözle ilgili zincirler açıldı. Bunlar evet. göz tercihi yapacak arkadaşları nasıl etkiledi? Olumlu etkileri Bak var, olumsuz etkileri var. Bunları biraz açabilir misin? Bu arada en azından sen aynı uzmanlık örneği. zamanda da şu anda bir zincir göz aslında sağlık merkezinde çalışan bir hekimsin. Arkadaşlar bu Onur Hoca ihtisasını İstanbul'da yaptıktan sonra önce bizim zamanımızda mecbur hizmet değil ama atama vardı. Yine ülkenin küçük yerlerine gidiyorduk. Mecbur hizmet miydi o zaman da hatırlayamadım Onur ama. Ne denk geldim ben? Yani mecbur hizmetle tanışmadım hiçbir zaman. O kısa süreli bir 3-4 yıllık süreç vardı. Evet, o Sonrasında gene dönemde. geldi. Ülkemizin bir küçük bir yerine atanıyorduk. Bu coğrafyadaki herhangi bir yer olabiliyordu ama mecburi adı bile sevimsiz yani. Bir süre söz konusu değildi en azından. Yoktu sonradan. Bu arada Onur Hoca ihtisasını tamamladıktan sonra yani uzmanlık eğitiminden sonra atamayla bir devlet hastanesinde çalıştı Sağlık Bakanlığı'nda ardından muayenehanecilik yaptı ardından da şimdi bir özel dal merkezinde göz merkezinde o zincirlerden birisinde çalışmakta. Şimdi dolayısıyla tüm işi dört bir yanıyla biliyor. Şimdi bir göz doktoru asistanlık süreci bittikten sonra bu süreç onun kariyerini nasıl etkiliyor? Olumlu olumsuz yönleriyle. Yani şimdi şöyle bakalım, piyasada çok fazla özel merkezin olması, devletteki bir takım imkansızlıklar bir kere bir uzman grubunu tekrar istifaya yönlendirdi. Uzman grup istifaya gidince yeni gelen asistanların eğitimleriyle ilgili şu an büyük bir sıkıntı var, o kesin. Çünkü bu uzman grup istifa edip özellere yerleşti. Şimdi biliyorsun ki eskiden asistan alımlarında iki kişi, üç kişi, bir kişi en dolusu beş kişiydi belki cerrahi branşları için, dahiliyeyi bilmiyorum en azından, ama şu an asistan alımları 20 kişi, 30 kişi, sanki hani bir yere otobüse bindirip götüreceklermiş gibi. Yani bunlar mezun olduktan sonra bir yerde bir ücra bir yer varmış da oraya bir doktor yağacaklarmış gibi. Hani ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben yeni asistan olarak 20. kişi olarak bir yere girmek istemem. Şimdi buradaki en büyük sorun bu. Dahili branşlarda da bu, cerrahi branşlarda da bu. Çünkü artık hani ekmek aslanın ağzında değil, ekmek yok artık. Yani çok zor bulacak
o eğitimini alması için o uzmanını ya da ne bileyim önceden bizim asistanlığımıza gideyim. 15 tane uzmanımız vardı. Biz 4 asistandık, 3 asistandık. Hani biz birini bulmasak ötekini bulurduk, sorumuzu sorardık. Ameliyatta burada birisi yaparken ondan sıkılır öbürüne bakardık gibi. Hani çok rahatlıkla bir yol alabiliyorduk. O zamanın normal doğal şartlarıydı bu. Şu an uzman kaybını yaşamış bir sağlık sisteminin içinde, hoca kaybını yaşamış bir sağlık sistemi içerisinde yeni gelen bir arkadaşın oraya hakikaten bir şeyleri teorik ve pratik olarak alabilmesi zordan da öte. Aslında çok zor. Ha tamam, mezun olduktan sonra bir şekilde bir yerde bir yol alınabilecek muhakkak ama hani bu şartların en zoru şu dönem için, son 2-3 yıl içinde en büyük görünen problem bu anladığım kadarıyla. Bu noktada bir göz hekimi olma yolunda onları bekleyen çeşitli kariyer imkanları var. Onu açmış olduk. Birincisi artık ya devlette kalabiliyorlar, devam ediyorlar mecburi hizmette. İkincisi bir özel zincir göz kliniğinde çalışabiliyorlar. Büyük bir hastanede bir göz hekimi, bunu ayırayım aslında zincirde çalışmaktan değil mi? Farkları vardır herhalde, bilmiyorum. Ya da Yani aynı. daha butik yerler daha sağlıklı insan sağlığı için diyorum. Yani kişinin ruh sağlığı için. Muayenehanecilik halen var mı gözde? Şimdi şöyle bu da güzel bir şey oldu. Güzel bir soru. En azından göz açısından konuşursak. Yani mesela ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben stetoskopumu alırım. Bir tane de ultrasonya alırım ve ben muayenehane açarım diyor şimdi dahili bir branş. Ama gözde biraz öyle değil. Yani gözde belki ben 15 sene önce, 20 yıl önce bir muayenehanecilik şeyim oldu, deneyimim oldu. Küçük bir ilçede oldu batıda ama orada biraz farklı. Yani küçük yerde olmak birazcık da imkansızlıklarla sana gelen hastalarla çevirmeye çalışıyorsun. Ama büyük şehirde muayenehane açmak istiyorsanız göz nasıl ki içinde teknolojiyi barındırıyorsa muhakkak teknolojik yatırımını da isteyecektir. Yani bir stetoskopla muayenehane açamazsınız. Yani muayenehane açmak için güzel bir yatırımınızın olması lazım. Bir de ameliyatları yapmak için yine bir bağlantınız da olması gerekiyor. Tabii bir yerle anlaşacaksın, oraya gideceksin, yapacaksın. Hadi o işin anlaşmalı boyutu ama kendi konfor alanınızda, muayenehanenizde kimseye ihtiyacınız olmadan her türlü imkanı verebilmeniz lazım. En azından büyük şehir açısından söylüyorum. Çünkü niye? Sizin muayenehanenizin tam karşısında bir tıp merkezi var zaten. Yani siz orada yalnız değilsiniz. Bu göz doktorları göz tercihi için kon tarafına, negatif tarafa yazacağımız bir şey. Bak lazım. Tek başına çalışmak, tek başına bir işletme haline gelmek çok zor. Bir Çok zor. hastane çatısı altında ya da bir dal merkezinde olmanız gerekiyor. Çünkü bir tıbbi cihaz yatırımı gerekiyor. Tek başınıza o yatırımı yapabilmek için de uzun yıllar çalışan deneyimli bir hekim olduğunuzda belki gerçekleşecek bir şey. Tam onu diyecektim. Ya atıyorum 15-20 yılınızı üniversitede verdikten sonra belli bir mesleki titrle ya da bu işi en iyi işte Onur Hoca yapar, bu işi en iyi Murat Hoca yapar, emekli oldu, ayrıldı ama muayenehanesi var dedirtmeniz lazım. Ya bulunduğunuz şehrin yerlisi olmanız lazım. Orada yetişmiş, ortaokul, lise hayatı, çevresi olan hani oralı olmanız lazım. Sizi bir şekilde çünkü tutarlar, gelirler muhakkak. Onun dışında ben çantamı aldım, sırt çantamı. Ben artık atıyorum X şehirde çalışacağım. Burada da muayenehanemi açarım. O zaman hayal ettiğiniz şeyi bulamazsınız, döngüyü. Peki, bazı branşlarda asistanlık süreci zordur, uzmanlık kolaydır. Şu anki güncel dönemi düşünürsek, hani senin asistanlık yaptığın dönem değil, şimdiki bugün. Bugün itibariyle arkadaşlı göz bölümü bazı branşlarda da asistanlık zordur ama kolaydır, sonrası zordur. Şimdi sen sonrasını biliyorsun. Senin hayatın ve Evet. asistanlık sürecini, bugünkü asistanların yaşamını karşılaştırdığımızda göz Hı. asistanlığı zor, uzmanlığı daha kolay bir branş mıdır? Yoksa gözün asistanlığı da kolay, uzmanlığı da kolay diyebileceğimiz bir branş mıdır ya da tersi mi? Nedir? Yani onu da merak ettim. Yani handikaplı şöyle söyleyeyim. Hani organın küçüklüğü kadar da küçük değil iş. Göz asistanlığı zordur ama kolay geçiyorsa kötü gidiyor demektir. Yani bu Çok kesin. önemli. En önemli nokta. Evet, çünkü şöyle biz iki kişiydik. Yani bir
çömezlik anlamında bir yakın kıdemlim vardı. O zamanki deprem TUS'u kaynaklı bir yakın kıdemlim vardı. Bir ben vardım. Biz 15 10 nöbet 15 nöbet tutuyorduk. Hani göz özelinde konuşunca 10 nöbet 15 nöbet fazla dersin ama ayın neredeyse yarısını, yarıdan belki bazen fazlasını hastanede geçiriyorduk gecesel anlamda. Ertesi gün devam ediyorduk. Zor geçiyordu. Bu birinci zorluk. İkinci zorluk şöyle oluyordu. Bize sürekli iş öğretmeye çalışan, iş anlatmaya çalışan, tırnak içinde iş kasmaya çalışan uzmanlar vardı. Aslında işin içindeyken, bunu yaşarken sinir oluyorsunuz ama günün sonuna dönüp baktığınız zaman iyi ki öyleymiş diyorum. Yani biz iki kişiydik, bize patlıyordu bütün işler ve biz böyle böyle öğrendik, zorluklarla öğrendik. Şimdi bugünün özeline gelelim. Bugün 20 tane asistan var diyelim. Ayda belki iki nöbet tutacak. Aa diyecek ki Kolay. çok kolay. Aa harika diyecek. Hep geziyoruz diyecek. Maaş yatıyor. İşte yiyoruz içiyoruz. Ama şimdi 20 kişi var. 3 tane uzman var. Uzman zaten bir şeyleri çevirmek zorunda. Birilerine yakın hissederse ya da iyi olduğunu gördüğü kişiler varsa işler ona öğretilecek. Onlar çevirecek. Yani siz bir şey de öğrenemeyeceksiniz. Gözde iş öğrenmek hakikaten çok zor. Çünkü mesela Murat Hocam senin özelinde bakalım. Tıbbi bilgini aldın. TUS'a girdin, bir farmakoloji bilgin, bir fizyoloji ve patoloji bilginle beraber TUS'a girdin ve bunları kullandığın bir branşa doğru yöneldin, değil mi? Bizde öyle bir şey yok. Göze girdiğiniz anda düğmeyi kapatıyorsunuz. Yani o güne kadar ne öğrendiyseniz hepsini unutabilirsiniz. Hiçbirinin sizin için daha sonraki 4 yılınızda faydası yok, net olarak. Çünkü duyduğunuz ilaçların sadece ana başlıkları geçerli, alt özellikleri, farmakolojik tiplerin hiçbiri yok. Tablet yok, o yok, bu yok, draje yok, şurup yok, damlalara geçiyorsunuz. Bütün fizyopatoloji değişiyor çünkü o güne kadar küçük stajda girmediğiniz bir dersi yaşamaya başlıyorsunuz artık. Ve bütün bilgilerinizi yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz. Afallayanlar oluyor mu? İlk 6 ay oluyor. Afallıyorlar çünkü. Elle tuttuğunuz, sürekli dokunduğunuz bir organ değil. Hani diğerleri gibi muayene ederken yaptığınız bir şey değil. Böylelikle şey başlıyor. Yani acaba ben nereye geldim? Sıfırdan inşa ediyorum. Kitaplar alıyorsunuz ve kitapların hepsi sizin öğrendiğiniz bilgilerin dışında şeyler anlatıyor. Hiç onları duymadınız o güne kadar ki öyleydi. Göz hep 10 gün 15 gün gidiyordunuz. Zaten herkes bir şekilde 12 haftayı atlatıyor geçiyordu. Ve böylelikle yeniden inşa ettiğiniz kitapların hepsinin yabancı olduğu branşlar var içinde konular var. Yani öğrenmesi gerçekten zor. Eğer küçük cerrahi göz için konuşalım o zaman gözde asistanlık kolay gidiyorsa işler kötü gidiyordur. Çok önemli bir mesaj arkadaşlar. Bakın asistanlıkta Onur Hoca son derece önemli bir şeyin altını çizdi. Yepyeni bir alanla karşılaşacaksınız. Burayı gerçekten de baştan öğreneceksiniz. Ve çok fazla etrafınızda yapacağınız iş olmalı ki cerrahi de bir branş bu aynı zamanda. Birazcık yorularak gitmek daha iyi bir şey ya asistanlık dönemi ile ilgili. Sonrası Onur senin bir günün nasıl geçiyor? Mesela bir göz doktorunun genel anlamda sen birçok pencereden bakarak sen ya da başka branşlarda çalışan bir göz doktorunun hayatı nasıl geçer? Şimdi tercih yaparken yapılan en büyük hatalardan biri sen biraz önce vurguladın. Ya 15 günlük adı üzerinde küçük stajdaki gözlemine göre gözle ilgili fikir sahibi olduğunu düşünüyor insanlar. Ama aslında orada gördükleri şey bir üniversite hastanesindeki göz kliniği, hocalar falan. Gerçekte bir göz doktorunun hayatı ondan farklı olabilir. Evet. Şimdi şöyle tabii o gördüğü ya da hocalarda kurulmuş düzeni bir şekilde görüyorsunuz. O başka bir şey. O ayrı, onu ayıralım. İşin akademik veya üniversite boyutu çok başka işler. İşin eğitim tarafı da var çünkü. Ama bir göz doktoru bir kere zaten hani bu işin temelinde poliklinik. Poliklinik olmadan hiçbir şey olmaz. İşin mutfağı ameliyattır. Yani oradan iyi ürün çıkarmanız lazım ama mutfağa girmeniz için de pazara gitmeniz gerekiyor abi. Pazara gitmezseniz mutfağa bir şey koyamazsınız. İşin pazarı poliklinik. Sabahleyin başlar, akşama kadar devam eder. Tüm gün ama belli günleriniz vardır, ameliyatlarınız vardır. İşte kendi branşınızla ilgili ya da ilgi alanınızla ilgili bazı ameliyatlar evet yaparsınız. Ama polikliniksiz bu iş olmaz. Hani daha yeni uzmanlığa yeni giren kişiler şunları görüyor olabilir. Ya adam işte
Atıyorum günde bütün gün işte lazer yapıyor ya da bütün gün işte katarak cerrahisi. Hayır, o bütün gün katarak cerrahisi yapıyor ama 4 gün boyunca da hasta bakıyor. Yani oradan alıyor hastayı götürüyor. Yani ben hastayla ilgilenmeyeyim, hasta görmeyeyim de bana ameliyata hasta gelsin gibi bir şey yok. Böyle bir O şey sıfır. zaman Öyle bir... şunu söyleyebilir miyiz? Hani yoğun poliklinik sevmeyen, yoğun poliklinik istemiyorum ben diyen bir insanın yazacağı bir branş değil göz. Göz yoğun poliklinik Gene... olan insanlarla böyle az az olduğunuz bir yer. Yani tabii, işin acilini geçelim. Bir hastanenin acil tarafını geçelim. Poliklinikleri her zaman dolu olup hastaların yakındığı, ağladığı, sızlandığı, yer bulamıyoruz dedikleri yer diye sorduğunuzda ilk olarak göz derler. Doğru. Çünkü şu göze gelen hasta hasta değil zaten, mesela bir grubu. Gözlüğünü kırmış oluyor örnek. Hani mesela sana her zaman hasta gelir değil mi? Ateşi vardır, işte idrar yoludur, öksürüğü var. Sen bilirsin, gelen kişi hastadır. Yani hani hiçbir şey mi yok deyip rutin kontrole gelen insan sayısı çok düşüktür. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani rüzgar eser gözü kaşınır. Akşam üstüne oturur gözlüğünü kırar. Muhakkak muhakkak hasta olmayan insanlarla da muhatap oluyorsunuz. Ondan dolayı da hani çok kalabalıktır. Ben kendim fakültedeyken galiba göz hocasının yanında şöyle gittiğimi hatırlıyorum. Yeni lens kullanmaya başlamışım. Onu da beceremedim galiba. Ya yani ilk lensi almışım. İkinci ya da üçüncü gün. İddiam şu. Bu lens benim gözümün içinde kaldı. Ama yok. Evet. Bu da düşürdüm Yok. düşürdüm. Ya kaşınıyor, takılıyor, makılıyor ya. Ya bakın Evet. bakın falan diye arıyorlar, yok lens burada diyorlar, burada yok diyorlar, tamam 2 dakika ben ikna olmuyorum falan, böyle adamlar var değil mi polikliniğe gelen hocam Hocam, yani bir de hani dedim ya, gözüme çay koyacağım. hasta olmayan insanlarla da muhatap olduğunuz için bir kere kalabalıktır. Yani ben hasta bakmayayım diyorsan o zaman başka branşa yönleneceksin. Göz öyle bir branş değil. Hani makinaların başında oturayım, işlem yapayım diyeceğim bir branş değil. Peki genel anlamda o zaman asistanlığı şey uzmanlığı yani uzmanken tamam polikliniği yoğun. Onun dışında acili de yok. Beklentilerin karşılandı değil mi senin? Yani acili günlük için, günlük rutininizde çok rahat hızlı yapabileceğiniz aciller. Öyle çok can yakacak acil yok. Evet, acili var ama az ve kontrol edilebilir aciller. Hani travma falan bir şeyler oluyordur. Evet. Klasik sorudur ya kırmızı göz nedenleri falan stajyerlere Tamam. sorulur. Gözle ilgili şu kadar bir kitap var yani böyle. Her şey. Şimdi o zaman genel anlamda polikliniği yoğun. Bu bir kon. Yani negatif bir taraf. Evet. Tek başına çalışmak zor. Bu da negatif taraf. Seni ve birçok arkadaşı göz yazdırmaya iten pozitif taraflar özetlemem gerekirse. Evet hani sonuç itibariyle çalışma Şeyleri de alanları. konu. Evet, çalışma alanları açısından daha nezih bir ortam, küçük Evet. cerrahi, kısa süre içerisinde bitiriyor. Bir şey, küçük bir ipucu verdin ama bir kere daha düşünelim. Yani onu merak ediyorlar çünkü. Akşam eve yorgun gitmiyorsun. Poliklinik, Evet. yani poliklinik yoruyordur belki de. Bazı O branşlarla kadar. karşılaşıldığında hani öyle. Peki, genel anlamda yaptığın iş maddi olarak tatmin edici oluyor mu? Evet, tam ona gelecekti. Bir de en azından burada şu var. Eğer belli bir seneyi atlattıysanız, uzman olarak bulunduğunuz yerde sebat ettiyseniz ve artık belli bir seneyi atlattıysanız, 3 sene benim düşüncem bu. 3 sene hastanın hekime güvenmesi için yeterli benim deneyimimde. Yani atıyorum daha 1. yıl hekimiyseniz orada size hasta hemen güvenmez. Yavaş yavaş iş yapmaya başladığınız anda o böyle çığ gibi ardı ardına gelmeye başlar. Yani siz bir ameliyat yaparsınız, 2 tane akrabasını getirir gibi. Belli bir dönem atlattıktan sonra gözün en büyük avantajı cost efektiftir. Yani siz koca bir cerrahi yaparsınız, ömrünüzden ömür gider, çok para kazandım dersiniz. Göz doktoru 10 dakikada bir ameliyat yapar, sizin aldığınızın yarısını kazanır 10 dakikada. Şimdi cost efektif. O zaman hani ben mesela bazen diyorum bugün benim 10 tane ameliyatım var diyorum. Şimdi dışarıdan bir insan 10 tane ameliyatı dediğin anda yani normal halktan birisi şöyle düşünüyor. Ulan bir ameliyat 2-3 saat sürse diyor bütün gün ameliyata mı giriyor diyor gibi. Yani normal bir ameliyat ama göz öyle değil. Cost efektiftir. Siz gün içinde 5-6 tane bir ameliyat, 3-4 tane de başka bir şeyle süslerseniz hani gün içinde 8-10 ameliyatla bir ameliyat gününüzde çok aşırı saatler harcamadan
mantıklı şartlarda güzel şey yapabilirsiniz, getir sağlayabilirsiniz. Çok net bir yanıt oldu. Ben gerçekten bu anlamda kafalardaki soru işaretlerini giderdiğimizi düşünüyorum. Toplamda bakıldığında peki şu kişiler kesinlikle göz yazmasın diyeceğin, hani şunu konuştuk. Yoğun poliklinik sevmeyenler yazmasın. Evet. Dışında ne bileyim herhangi bir özellik olabilir. Bu örneğin biz bunu şeyde ne bileyim kriz yönetmekten strese giren, kaotik ortamları sevmeyen insanlar anestezi ya da acil yazmasın demiştik mesela. Şey de Peki söyleyebiliriz. Evet, göz anladım. için mesela kişilik olarak olabilir ya da beklenti olarak olabilir. Bir kere şunu söyledik. Bir, yoğun poliklinik sevmeyenler göz yazmasın. Her İki, zaman yoğun. iki. Ya bunun dışında şöyle tabii genel tıbbiye ile de ilgili konuşabilirim bunu ama bizde de çok oturuyor. Yani bir kere insan ilişkisi çok iyi olmalı. Ya bu gerçek. İnsan ilişkisi iyi olmalı. Sabırsız insanların bence yapmaması lazım. Ben kendi kendimi düzelttiğimi düşünüyorum yıllar içerisinde. Sonuçta bize 25 sene oldu. Sabır çok önemli bir. İnsan ilişkisi çok önemli iki. Bir anda ben her şeyi yapmalıyım. Birinci yılda her şeyi kıvırmalıyım diyecekse, yani dedim ya az önce konuya başlarken dedik yani bir anda para kazanmak isteyen insanlar var. Ya o grubun içindeyse hele hiç göz yazmasın. Sabır ve insan ilişkisi çok önemli. Bir de hani parasal şeyi çok önde olmamalı, yani anlatabiliyor muyum? Önce mesleğini çok iyi sevmeli, çok iyi ilişki kurabilmeli hastayla. O zaman içerisinde kazancı gelecektir muhakkak. Yani bu insan tipi de bence gözde yeri yok açıkçası. Bence çok aydınlatıcı oldu kesinlikle. Kimlerin yazması gerektiğini, kimlerin yazmaması gerektiğini, artılarını, eksilerini ortaya koyduk. Bundan dolayı bundan söyledim. Hani gözcü olayım da parayı vurayım. Mesela bizim öğrencilik yıllarımızda da şey vardı. Mesela kadın doğumcu olayım da parayı vurayım. Ya hayır, o değil abi, o değil. Yani gözcü olayım da parayı vurayım diye bir şey yok. Çünkü artık zaten çok fazla göz doktoru var. Çok fazla merkez var. Üniversitelerden saçılan çok fazla hoca var. Yani öyle bir şey yok. Hani çok para kazandığınızı düşündüğünüz bir yolda bir defansif tıbba itiyor çünkü günümüz biliyorsun. Bir Tabii. hukuki problemle kazandıklarınızın 50 katını, 100 katını kaybedebilirsiniz artık. Kesinlikle çok güzel bir özet oldu. Son olarak vurgulamak istediğin herhangi bir şey var mı? Ha dur, şunu soracağım. Asistan diyelim ki kafaya koydular ve Girdi. göz yazacaklar. Ben göz yazacağım. Evet. Onur Hoca'nın bu anlattıkları da bana ışık oldu. Tercih yapacakları kliniği neye göre seçsinler? Tamam. Son birkaç kafamdaki şey de zaten buraya geleceğiz. Birincisi tercih. Eğer ulaşabiliyorlarsa gidip orayı görsünler. Neye baksınlar gördüklerinde? Ben şöyle yapmıştım. Tabii benim bir arkadaşım benden önce ben Ok Meydanı ihtisaslıyım. Ok Meydanı kadın doğumu kazanmıştı benden 6 ay önce. Ben onun sayesinde göz kliniğini öğrendim. Bir kere günlük vaka sayılarını öğrendim. Yani kaç tane vaka yapılıyor? Poliklinikler zaten yoğun. Vakaları sadece uzmanlar mı yapıyor yoksa asistanlara yaptırıyorlar mı? Şimdi iki tane uzmanın olduğu yerde çok fazla şey olmayabilir. Hani iki uzman 20 asistan olacaklarsa orada vaka şansları çok zor olabilir. Neden? O uzman o kadar çok yorulacak ki artık kendisi yapıp bitirmek isteyecek. Yani yanına geçtiği kişiye bir şeyleri göstermek adına sabrı olmayacak. Yani asistana vaka yaptırıyorlar mı? Bir. O Vaka var zaman mı? İki. bir, vaka Bir. sayısı, iki, Tabii. uzman asistan vaka dağılımı. Evet, yaptırıyor mu, yaptırmıyor mu? Bu çok önemli. Bunu öğrenmesi lazım. Üç, bir de burada ben o zaman yine biz Ok Meydanı için bunu öğrenmiştim. Hani iyi yaptıran uzman lazım. Yani bu işin cerrahisini iyi bilen, sen biliyorsun bizim abimizi, adını geçirmeyelim artık. İyi yaptıran kişi varsa muhakkak öyle birilerinin olduğu klinikler her zaman artısıdır, artıdır yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa karambolden bir şey öğrenip sokağa çıkmak çok doğru değil. Çünkü uzman oldukları birinci gün en büyük ağırlığı hissedecekler. Yani Yalnızsın. o gün tabii o güne kadar lay laylım olan hayat bir anda uzman olduğunuz birinci gün omuzlarınıza büyük bir yük verir yani. Bu sonuçta şöyle hani hasta bize gelir der ki hocam göz bu der ama 5 yıllık damlayı damlatır gözüne. Hani hem önemlidir hem önemsizdir gibi. O yüzden vaka sayısı, vaka dağılımı ve bu işin ehli
Birkaç uzman varsa eğer bulunduğu klinikte, düşündüğü klinikte, evet o zaman yazılabilir. Yani 2 asistanmış, 20 asistanmış ama artık o bugünün sorunu maalesef, o bir problem oldu. Bunlara dikkat etmek lazım kesin olarak. Yani aslında aradığı soru şu, gidip baktığında şunu soracak arkadaşlar. Ben buraya geldiğimde göz çok ciddi anlamda bir usta-çırak ilişkisi sürecinin olduğu bir branş gibi duruyor. Dolayısıyla bana vaka yaptıracaklar mı? Yaptırırken bana anlatacak, öğretecekler mi? Bunun yanıtını bulurlarsa orası doğru ya da yanlış klinik. Tabii bunu mesela en iyi nereden öğrenirsin? Ya eşin, dostun, arkadaşın vardır, oradan öğrenirsin ya da mesela servis hemşirelerinden. Bir de önerim şu olur. Onu ben hasbelkader kendim için yapabildim. Onlar için de iyi olacak. Şimdi eğer gözle ilgili bir şey düşünüyorsak, tamam girdik. Evet, çok güzel. Herkesin yöneldiği taraf olması gereken. Atıyorum herkes neye yöneliyor şu an? Lazer cerrahisi ve katarak cerrahisi, değil mi? Da bununla karınlarını doyuramazlar ama gemiyi götüren şey bu olacaktır. Bunu öğrenmek lazım. Okey, ama muhakkak üçüncü bir artı değer kendilerine katmaları gerekiyor. Yani atıyorum ya bir okuloplastik, ya bir şaşılık, ya bir retina. Bence çok iyi temelini almak lazım. Çünkü piyasaya çıktıkları zaman herkes katarak yapacak zaten. Herkes katarak yaptığı için hani o zaman şöyle diyecekler, ya bunun retinası bilmem ne, Murat Hoca'ya bari gidiverin olacak. Yani sana istemesen de bir şekilde hasta gelecek. O yüzden herkesin yaptığı olmazsa olmazın yanına muhakkak bir artı değer katmak lazım. Bunu asistanken çoğu kez göremiyor insanlar. İşin içinde koşturmaca sırasında angarya gibi görülüyor bazı branşlar, iç alt branşlar. Muhakkak cebine bir ya da birkaç tane de alt branş koymalı ki mezun olduktan sonra herkes gibi olmasınlar. Kaç tane branş var böyle alt branş gözde? Yani Çok var. organik bir yandal organizasyonu olmasa bile yok ama kaç tane branş var? Yani resmi olarak çizilmiş ve ayrılmış branşlar diye herkes ilgi ve alakasına göre zaman içinde şekil almış oluyor. İşte ön segmentten başlarsan katarak var. İşte ön segment cerrahisi var, uveya var, retina var, şaşılık var, okuloplasti var, işte lazer cerrahisi var. Var da var yani bize Bunlar 8-10 ama tane var. Nöro-oftalmoloji var, bir sürü var. ana branşlar bunlar ama anladığım kadarıyla. Evet Mesela yani pediatrik muhakkak oftalmoloji var. gibi. Yani muhakkak bitirirken katarağı öğrenmek isteyecek. Fako cerrahisini, tamam. Bu olmazsa olmaz. Yani bu gemiyi götüren ana şeydir. Ama yanına muhakkak bir şeyler koymalı. Girdikten sonra akıllarında kalsın benim bu söylemlerim. Çok önemli bir şeydi bu. Bu ikisinin yanına biraz önce saydığımız 5-6 tane şeyin de olduğu kliniklerde eğer onlarla ilgili de güzel bir eğitim alınırsa bu da bonus puan olur. Altın Evet. düzeyinde bilgiler verdik Onur Hocam. Gerçekten de çok teşekkürler. Ben tercih yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Siz en son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Evet, sonuçta seveceklerse girerler ve yaparlar. Kazanayım diye girerlerse yapamazlar. Çünkü çok böyle hap gibi bir organ ama hani o çok hakikaten öncesinde pırıltılı gibi görünür ama işin içine girdiğiniz zaman öyle olmadığınızı anlarsınız ama hani sevdikten sonra yapmaya da değer yani. Yine de arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi, son sözü güzel bitirdin. Seven insan yazsın, durmasın diyoruz. Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Başarılar.